Merhaba, bu dersimizde çiğ börek yapıyoruz. Dersimiz hamur ürünleri, modülümüz ise özleştirilerek yapılan hamurlar. Malzemelere geçelim hamuru için. 320 gram un, 2 su bardağı yapıyor. 1 tatlı kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz, 150 ml su, yaklaşık 1,5 çay bardağı. İç harcı için 200-250 gram kadar az yağlı kıyma, 50 ml su, yarım çay bardağı kadar, 1 soğan, 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber. Hemen hamurumuzu yoğuralım. Yoğurma kabına su, sirke ve tuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Undan azar azar ilave ediyoruz. Unu tezgah serip havuz yönteminde kullanabilirdik. Ama reçetesi hazır, tam ölçülü tariflerde. Suyu karıştırıp unu azar azar ilave edersek daha homojen, daha güzel bir hamur elde ederiz. Şimdi spatulayı bir kenara bırakıyoruz. Elimizle yoğurmaya başlayacağız. Kalan undan azar azar ilave etmeye devam. Hamur toparlanınca tezgahını serpiyoruz. Hamuru tezgaha alıyoruz ve burada yoğurmaya devam ediyoruz. Şöyle hamuru uzata uzata bir 6-7 dakika boyunca güzelce yoğuracağız. Gördüğünüz üzere hamurumuz güzelce özleşti. Şöyle bir toparlayalım. Kulak memesinden birazcık daha sert belki. Ama çok sert bir makarna hamuru kadar sert değil tabii. Tezgah serptiğimiz unun üzerine koyuyoruz. Üzerine bezi kapatıyoruz. Temiz bir bezi ya da streçi. Yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Hamur dinlenirken iç harcımızı hazırlayalım. Kıymanın üzerine soğanı rendeledim. Suyunu güzelce sıktım. İlave ettim. 50 ml suyu ve tuz karabiberi de ilave edip güzelce karıştıralım. Suyu niçin koyduk? Çünkü çiğ böreğin içinin böyle sulu sulu güzel olmasını istiyoruz. Kıyma zaten o suyu çekecek şimdi. Dinlenen hamuru şöyle düzledim. Eşit bezeleri bölmek için şimdi keseceğim. 8 eşit parçaya böleceğiz. Ben tartıyla 55'er gramlık 8 beze tartacağım ama tartmasanız da göz kararı 8'e böldüğünüzde yeterli oluyor. Yaklaşık 55 gramlık bezeler. Kestiğimiz bezeyi şöyle toparlayarak ya avuç içinde ya da tezgahta güzelce yuvarlıyoruz ve pürüzsüz hale getirip kenara bırakıyoruz. Şöyle bir köşeye koyalım. Açarken bir taraftan bunların yine üzeri kapalı dursun. Bezeyi açmak için tezgahı unladık. Şöyle bezeyi bir bastırıyoruz. Üzerinde biraz unluyoruz. Bezeyi ister oklavayla, ister merdaneyle açın. Nasıl kolay geliyorsa. Açtığımız yufkaya iç harcımızdan koyacağız. Bu arada tavanız, kızartacağınız tavaya göre biraz bezenin büyüklüğünü ve açtığınız yufkayı belirlemeniz lazım. Ben 55 gramlık bezeler yaptım ama siz 60-70 gramlık bezeler yapıp daha büyük açıp daha büyük çiğ börekler elde edebilirsiniz. Yaklaşık 2 yemek kaşığına yakın iç harçtan koyuyoruz. Yufkanın yarısına iç harçtan şöyle yaydırıyoruz. Kenarlara çok gelmesin kapatacağımız için. Kapatıyoruz. Yağın çok kızgın olması önemli. Çiğ böreğimiz hazır. İçi sulu kaldı o zaman üzerinde. Afiyet olsun.